arkadaşlar tekrar merhaba. Spordan çıktım. Artık ofise geçip işlere koyulmam lazım. Aynı zamanda hem ofiste size tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz konseptimiz ofiste 24 saat olarak size gösterilecek. Ofisimiz Muğla'nın Marmaris ilçesinde. Aynı zamanda Ordu'da da bir ofisimiz var. Ordu'daki ofisimizi de bugün görüntülü olarak ararız. Bir muhabbet, sohbet etmiş oluruz. Hem de sizler de Ordu ofisimizi görmüş olursunuz. Arkadaşlar kolay gelsin. Ne yapıyoruz burada? Hesaplara bakıyoruz. Hangi hesaptayız? Elif Hanım'ın hesabı. Elif Hanım'ın hesabı. Buraya mutlu hesap. Burada da Emre Bey'in siparişlerini göndermek için hesaba girdim. Tamam. Şimdi ekipten Anıl'ın yanına geldim. Merhaba. Tekrardan. Merhaba. Adım Anıl. Yaklaşık 3-3,5 yıldır Amazon'un içerisindeyiz. Ortalama Burak Bey'de sanırım ikinci yılımız olacak. İki yıldır da burada aynı firmanın içerisinde devam ediyoruz. Asıl mesleğim makine mühendisiyim. Amazon'a başlama hikayem şöyle kısaca özet geçecek olursak bir şans eseri oldu açıkçası. Daha önce yaptığım işte dropshipping'le ama tabii bunu Amazon'da değil güncel hayatta ailemizdeki esnafların yanındaki olan dükkanlardaki ürünleri kendim Instagram hesapları açıp oradan pazarlama üzerine bir işleyiş yapıyordum. Ondan sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle Amazon'a dahil olduk. Eğitim süreçleridir, işte bu suspend zamanlarıdır. Bunlar bayağı bir zaten canımızı sıktı başlangıçlarda. Ama özetle hani 3-3,5 yıl diyebiliriz. Mağaza yönetimlerinin kontrolü ve tüm ekibin de genel koordinasyonunu ve kontrolünü sağlıyorsun. Evet. Bayağı güzel işler yapıyorsun. Kolay gelsin. Bu tarafımızda da Kaan Bey var. Tekrardan merhaba. Siz sipariş gönderme süreçlerini yapıyorsunuz. Evet. Ben odama geçip görüntülü olarak Ordu ofisi şimdi arayacağım. Orada da neler oluyor bir bakalım. Nasıl işler, ne yapıyorsunuz orada şu an? Bir bakalım dedik. Yeni geliyor. Şu an hesap yönetimi yaptığımız bir arkadaşımız yanında. Onunla hem işleyiş için öbür hem ileriki zamanlarda planlarımız hakkında konuşuyoruz. O zaman teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese. Özkan Bey size de kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Arkadaşlar merhaba. Odama geçmişken size biraz hem bireysel olarak benim Amazon'a başlama hikayem hem de şirketimizin insanlara sağladığı hizmetler, bizim şirket olarak kazandığımız aşamaları sizlere iletmek istiyorum. Öncelikli olarak 2018 yılında başladım. Amazon'da private label iş modeliyle satış yapmaya çalıştım. O zamanki yıllarda aldığım bir eğitimle Amazon maceram aslında başladı ve o günden bugüne devam ediyor. Yani yaklaşık 5 yıl geride kaldı. Bu 5 yıllık süreçte çok fazla hesaplarımızda problemler oldu. Ciddi fonlar Amazon'a bıraktık. Onun dışında çok fazla satış tecrübemiz oldu. Bunlardan bahsedeyim. 2018 yılında Private Label'a başladım demiştim. 2018 yılının sonlarına doğru Private Label'da mevcut sermayem ve bilgimle kazanç sağlayamayacağımı düşündüğüm için ve kaynak da yoktu. Stoksuz satış modeline uzmanlık kazanmak istedim ve bu yönde satış yapmak istedim. Aslında biliyorsunuz ki Amazon'daki iş modellerinin arasındaki en güvenli, kontrol edilebilir private label iş modelidir. Tabii ki de zorlukları çok daha fazladır ancak süreli olarak private label iş modeli tabii ki de daha iyi olur. Ancak ben o günkü şartlarda bu kararı almak istedim. 2019 yılında hem dropshipping hem arbitraj iş modelinde satışlar yapmaya başladım. Bu 2021-2022 yılında devam etti. 2020 yılında FBM iş modelini gördüm. Nasıl gördüm onu da anlatayım. 2020 yılında pandemi vardı biliyorsunuz. Pandemi olduğu için Amazon FBA depolarını bir süreliğine kapatmıştı. Depoları kapattığı dönemde de ben de ülkemizden Amerika'ya ihracat yapmak istedim. Örnek veriyorum, FBA'de bir ürün
işte 30 dolara satılıyorsa daha önce satıcılar tarafından ortalama, FBA deposu kapandığında bu ortalama yükseliyor. Çünkü ürünleri toplu göndermek yerine tek tek gönderdiğiniz için lojistik kargolama maliyetleri yükseliyor. Bu fırsatı ben değerlendirdim. Öncelikli olarak maske, daha sonra bulaşık deterjanları, rulo peçeteler, birkaç tane de sevgililer günü, anneler günüyle alakalı ürünler listeledim. Bu ürünlerin hepsi sıfır listelerdi. Sadece bulaşık deterjanı listemiz vardı. Daha önce YouTube'da da bir kanala konuk olup anlatmıştım. Bu süreçleri 2020 yılında gerçekleştirdim. Çok ciddi satışlar elde ettim. Sanırsam 220 bin dolar kadar da 2020 yılı içerisinde sadece bu anlattığım FBM modeliyle satış yaptım. Buradaki satışın farkı şu normalde. Karlılıklar yüksekti. Karlılıklar yani %40-%50'nin üzerindeydi ortalama. Bu da bana bir sermaye dönüşü kazandırdı. Tabii çok ciddi satışlar. Yani günde 1000 tane aldığım satış da var. Görsellerini de videoya ekleriz. Bu satışları gerçekleştirirken tabii bunun arka planında da yine sermayemiz yeterli gelmedi sonlarına doğru. Tedarikte sorun yaşadık, hem gönderimde sorun yaşadık, hem yani bu operasyonu yönetemedik diyeyim. 5-6 ay satış yaptık ama aslında bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı da fonlarımızı içeride bıraktık. Çünkü Amazon hesabımızı kapattı. Çünkü sattığımız ürünleri gönderemedik. Biz bu ürünleri gönderemedik. İadelerini yaptığımız halde o günkü şartlarda 58 bin dolar içeride bakiyem kaldı. 2020 yılından sonra da yine ağırlıklı olarak arbitraj dropshipping iş modelini yaptık. 30'a yakın mağaza yönetiyoruz. Galiba bugün de bir sevkiyat yapacağız. Size hem depodan koli hazırlık sürecini de gösterebiliriz eğer ürünler görünmüyorsa. 2023 yılına geldiğimizde birçok üniversitede söyleşiye katıldık. İzmir, Samsun, İstanbul'da seminerler yaptık. Bu şekilde de yine bilgilerimizi kitlelere anlatmaya başladık. Ordu ve Marmaris'te ofislerimizde fiziksel olarak da müşterilerimiz gelip bizimle hem Amazon yolculuğunu, yolculukta neler yaşayabileceğini ve nasıl destekler alabileceğini konuşuyoruz. Beraber burada işbirlikleri yapabiliyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar gelin depodaki kolilerimizi görelim, hem de diğer odamızı göstermiş olayım size. Burada bizim müşterilerimizin ve kendi ürünlerimizin kolileri var. Burada hazırlıyoruz, depoluyoruz ve gün içerisinde sevkiyatını sağlıyoruz. Kolilerin içeriği nedir? Daha çok kozmetik ürünleri ile ilgili bir ürün tedariğimiz var. İsterseniz farklı bir ürünümüzü gösterebiliriz. Mesela farklı bir müşterimize ilerleyen dönemlerde göndereceğimiz bir ürün. Sensodyne marka. Kremler var, besin takviyeleri var, kozmetikle alakalı birçok ürünümüz var. Bu ürünlerimizi de gün gün tespit edip sürekli ürün tedariğimizi geliştirip yönetim yaptığımız mağazalarımıza entegre ediyoruz, aktarıyoruz ve yönetimini yapıyoruz. Merhabalar, akşam yemeğine gidiyoruz. Şöyle ofisimizin kapısını bir kapatalım. Arkadaşlar artık günü noktaladık. Şu anda saat 4 civarı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi geceler dilerim.